Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koşul yapılarına devam ediyoruz. Bu videonun konusu ders ortalaması bulma örneği yapacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çok basit bir örnek. Bu örneklerden sonra bu koşul yapılarını bitirmeden farklı farklı örnekler bulacağım sizlere. Bu örnekleri de yapacağız. Bakış açımız genişlesin. Birazcık daha zor örneklerle uğraşalım ve önceki öğrenmiş olduğumuz konuları da içerebilen örnekler yapacağım. Sadece şu konunun oturması için böyle bir pratik havasına geçiyor dersler. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi örneğin üniversiteye gidiyorsunuz. Vize 1'iniz var. Vize 2'niz var. Ve final notlarınız var arkadaşlar. Hocanız diyor ki sizin diyor, vize 1'den aldığınız not %30 etkileyecek. Vize 2 de %30 etkilesin. Finalde %40 etkilesin arkadaşlar. Bunlara burada siz 3 sınavda gireceksiniz. Bunların %30, %30 ve %40 oranlarını alıp toplayıp bakalım işte örneğin ders geçme notunuzu 50 olsun hatta 60 da olabilir hiç fark etmez. 60'tan büyükse veya eşitse geçtiniz veya kaldınız diyelim kişiye. Böyle bir ufak bir pratik olsun öğrendiğimizi pekiştirelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Buraya geldim. Let diyorum. Kullanıcının vize 1'ini alacağız. Burada prompt metodunu kullanabiliriz tabii ki de. Kullanıcıdan değer alacağımız için ve kullanıcıdan aldığımız bu sayısal verileri de bizler matematiksel işlemler yapacağımız için mesela %30'unu alacağız, kıyaslayacağız gibi matematiksel işlemlerin yapıldığı her yerde sayılar number olmalıdır ki matematik işlemleri yapabilelim. Eğer ki string olursa hiçbir şekilde matematik işlemleri yapamazsınız arkadaşlar. Yani gidip de şöyle 10 değerini işte 15'ten büyük mü diye kontrol edemezsiniz. Çünkü bu string. Stringler üzerinde hiçbir matematiksel karşılaştırma, hiçbir işlem yapılamaz. O yüzden bunu number'a çevireceğiz. Bunu ben çevirmeleri, tür dönüşümleri konusunda anlatacağım. Kafanız rahat olsun şimdiden. Şimdi buraya geldim. Kullanıcıdan bir tane sayı alacağım. Örneğin ne olabilir? Vize 1 notunuzu giriniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcının vize bir notunu aldım. Ondan sonra kullanıcı vize 2 notunu alalım. Buraya geldim. Prompt vize 2 notunuzu giriniz diyelim. Kullanıcıdan vize 2 notunu da aldım. Daha sonra final notunu da alacağım. Şuraya final dedim. Şuraya geldim number diyorum. Prompt final notunuzu giriniz diyelim. Kullanıcıdan 3 tane not bilgisini aldım arkadaşlar. Ondan sonra bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Şunu kapatalım. Şimdi bunun bunları kapatalım bir. Bizim buradaki vize 1'in %30'unu, vize 2'nin %30'unu ve finalin %40'ını almamız gerekiyor. Şöyle yapabiliriz. Bakın, let ortalama diyorum. Hep Türkçe karakterlerle değişkenleri tanımlıyorum ama sizler ileride bunları hep İngilizce tanımlarsanız daha güzel olacaktır. İşte average gibi ve diğer İngilizce kelimeleri değişkenlerinizde, metot isimlerinizde daha, daha sık kullanın arkadaşlar. Türkçe karakterler pek kullanmayın değişken ve metot ismi tanımlarken. Bazen böyle aralara dipnotlar geçiyorum ki unutmadan bunları da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi buraya geldim. Ortalama diyorum. Şimdi vize 1'in birin, vize 1'in birin %30'unu alacağız. Nasıl alabiliriz? Şimdi %30 demek ne demek? 30 bölü 100 demek aslında. Şimdi bunu kesirleştirirsek, sadeleştirirsek 3 bölü 10 kalıyor. 3 bölü 10'u da bizler rasyonel sayıdan ondalık sayıya çevirirsek ne yapar arkadaşlar? 0,3 olur. Demek ki biz burada almış olduğumuz vize 1 notunu örneğin mesela 80 aldım. Bunu 0.3 ile çarparsam ben şurada 0.3 ile çarparsam aslında ben bunun onda 3'ünü yani %30'unu bulmuş olacağım. tamam bu mantıkla ilerleyebiliriz o zaman. Çarpı diyorum. 0.3 ile çarpıyorum bunu. Artı dedim. Ondan sonra vize 2'mizi de çarpı 0.3 diyorum. Daha sonra finalimizde çarpı 0.4 diyorum ona da. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi burada bir çarpma işlemi bir de toplama işlemi var. Çarpma toplama çarpma toplama şeklinde. Bunlar zaten işlem önceliğinden dolayı karışmayacaktır. Ama ve lakin siz gene de kafam rahat olmasını istiyorsanız hani aklınıza kalsın. Şu gibi yerlerde ilk başta şu işlemi yap demek istiyorsanız bunu bir paranteze de sarmalayabilirsiniz. İlk şu parantez yapılsın. Daha sonra şuradaki parantezdeki işlem yapılsın. Daha sonra şuradaki parantezdeki işlem yapılsın. Parantez matematikte işlem önceliği demek zaten. Şu 3 parantez yapılsın. Ondan sonra artı operatörü toplansın. Ve buradan çıkan sonucu da ortalama değişkenine atansın diyorum aslında. Daha sonra şimdi bizim konumuza geldik. Ortalamamız eğer ki 60'a eşit veya 60'tan büyükse konsol kullanmayalım. Hatta ikisini de kullanabiliriz. Alert ile dersten geçtiniz. Tebrikler diyelim. Eğer ki 60'dan büyük değilse veya eşit değilse alertle kaldınız. Geçmiş olsun diyelim buraya da. Ve bunları da aynı şekilde konsola da yazdırabiliriz arkadaşlar. İkisini eş zamanlı olarak da şöyle kullanabiliriz. Bunu da yapıştırayım. Hem konsolda görelim hem de bunu pop-up'ta görelim şekilde. Bakın şimdi bize bir notunu benden istiyor. Bize bir notumuz ne olsun? 75 olsun. Hep buraya giriyorum ya. Şunu sildim. Buraya geldim 75 dedim. 80 dedim. Finalden de çalışmadım. Tembellik yaptım. 30 olsun. Bunu çalıştırdık. Kaldınız. Geçmiş olsun dedi arkadaşlar. Cidden de kaldım mı? Şöyle yapalım. Şimdi 75'in çarpı 0.3 ile çarptım. 22.5 artı diğerinden 80 mi girmiştim? 80 girdim herhalde. 80 çarpı 0.3 eşittir yaptım. Pardon yapamadım bir dakika. 80 çarpı 0.3 24 yapıyor. Az önce de 23 yapmıştı herhalde. Şöyle 24 yapıyor. 24, 22 buçuk daha arkadaşlar. 46 buçuk yaptı. Daha sonra da az önce ben ne girmiştim? 30 girdim. 30'un da 12, 12'ye de 46,5 eklersem 58 buçuk da kaldım arkadaşlar. Benim ortalamam 58.5 olmuş. 58.5 da 60'a eşit veya büyük olmadığı için dersten kalmış oldum arkadaşlar. Bakın, konsola da yazdırdı. Popova da yazdırdı. Bir kere daha çalıştıralım. Bu sefer 70 diyelim. 60 diyelim. Finalde yardıralım. 90 olsun. Dersten geçtiniz. Tebrikler dedim. Hızlı bir şekilde anlatıp dersi bitirelim arkadaşlar. Kullanıcıdan vize bir notunu aldım. Vize 1 değerim buraya geldi. Vize 2'sini alıyorum. Tekrar dediğim gibi buraya girdiğiniz değer gelir. Mesela 75 girdiniz. Burası 75 olur. Number bunu number tipinde 75'e çevirir. Atama operatörüyle de bunu vize 2'nin içerisine koyarsınız. Daha sonra kullanıcıdan final notunu aldım. Daha sonra vize 1'in %30'unu yap. Vize 2'nin %30'unu bul. Finalin de %40'ını bul. Daha sonra bunları artı operatörlerle topla diyorum arkadaşlar. Buradan bir ortalama çıktı bana. 50-60 neyse. Buradaki atama operatörü sayesinde de sağdakini al. Soldaki değişkenin içerisine koy dedim. Ortalamada şu an benim ortalamam var. Eğer ki ortalamam benim 60'a eşit veya 60'dan büyükse true olacaksın sen. True olursan buradaki kıvırcıkların senin çalışacak ve hop upa ve konsola şuradaki değeri yazdır diyorum. Eğer ki senin buradaki koşulun sağlamazsa 60'dan büyük veya eşit değilse ortalaman o zaman da else'lerin çalışacak buralar çalışmış olacak. Bir daha söylüyorum ya if çalışır ya else çalışır ve else yazmak zorunda da değilsiniz. Bu da aklınızda kalsın arkadaşlar. Bir de şuraya şunu da yaparsak daha hoş olacaktır. Buraya da ortalamasını yazdıralım kişinin. Şöyle. Konsollara yazdırmaya gerek yok. Uğraşmayalım. Ve de ortalamasını yazdıralım ki neyden kaldığımızı da bilelim. Mesela Geldim buraya. 60, 70, 82 dedi mesela. Ortalamam 71.80'miş aslında. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir sonraki derste elsif yapısı var. Bunu sizlere anlatacağım. Bunu anlatıp örnekler yaptıktan sonra bu sefer farklı farklı örneklerle iyice konuları pekiştirip bu seriyi, bu bölümü bitireceğiz daha doğrusu. Bir sonraki derste if, else if ve else yapısını görmeye çalışalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere